Sokak Konuşuyor programından herkese merhabalar. Bugün yat limanına geldim. Hava o kadar güzel ki Antalya'nın güzel havaları başladı bence. Burada vatandaşlarımıza mikrofonumu uzatacağım. Antalya'nın gezilecek yerlerini belki bilmediğimiz yerleri vardır ki Antalya çok güzel bir şehir. Gezilecek yerlerini bir de onlardan öğreneceğim. Mikrofon uzatacağım. Ardından da panoramik asansöre çıkacağım sizin için. Sizleri de götüreceğim oraya. Bakalım Antalya'nın nereleri görünüyor? Deniz ayaklarınızın altındaymış. Sokak Konuşuyor bir an önce başlasın bence. Geldik. Onun dışında bir neresi de neresi güzel sizce? Düden. Güzel. Burası da güzel. Peki. İkisinde farklı. Ay. Panoramik asansöre çıktınız mı? Yok, çıkmadık. Hemen şurada. Bence bir çıkın. Tamam. Deniz bakın, ayaklarınızın altında. Bakın, arkadaşlarımız da çıkabilirsek. İyi eğlenceler o zaman. Tamam, sağ ol canım. İyi günler. Evet, yat limanına gelirseniz balık tutma imkanınız da olur. Merhabalar. Balık mı tutuyorsunuz? Yengeç daha çok deniyoruz ama. Yengeç tutuyorsunuz öyle mi? Aynen abla. Şurada var mesela bir tane. Nasıl? Çok var mı? İyi tutulabiliyor mu? Vallahi yukarı kadar geliyordu. Yukarı atması biraz zor oluyor. Bir bakalım. Bak, gelecek mi? Aa, şu değil mi? Aynen. Bakayım şunu bir. Aç birazcık. Yengece doğru atalım. Şimdi bir yengeç tutacağız. Vav, şurada. Evet, mavi. Gidiyor, kaçıyor. Aç biraz daha. Tutabildin mi bugün hiç? Bugün yeni geldik biraz önce de. Hı hı. Kuzumuzu çaldı. Sucuk. Kim çaldı? Kedi. Kedi. Sonra çatıya kaçtı. Yaramaz kedi. Buralarda balık da tutuluyor değil mi? Evet. Zor geliyor ya bunlar. Öyle mi? Geçenlerde fırtına olmuştu ya Antalya'da. Aha. O zaman şu kaçan balıklar var seralardan. Evet. İyi, hadi kolay gelsin size. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Size de merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz? Biz, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biz de kameraman arkadaşımla iyiyiz daha doğrusu. Yat limanına gelmişiz, geziyor muyduk? Evet. Nasıl, güzel mi? Memleketimiz bambaşka. Antalyalıyız. Evet, Antalyalıyız. Peki, size bir sorum olacak. Antalya'da, Antalya'ya gelenlerin gezmesi gereken yerler hakkında bize tavsiye verebilir misiniz? Yani burası, kale içi, işte şelalelerimiz, Düden Şelalesi, Kurşunlu falan, Manavgat, böyle yani. Panoramik asansöre çıktın mı? Hayır, çıkmadım. Hemen şu arka tarafta, pardon şurada olması lazım. Evet, aynen. Antalya ayaklarının altında oluyor musun? Aynen. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Nerelere gidelim, nereleri gezsinler vatandaşlar? Valla bence nereleri gezsinler? Antalya'nın her yerini gezebilirler zaten turistik. Özellikle şeye gidebilirler, Beşikhan'a rafting yapmaya gitmelerini tavsiye ederim. Biz her yazın oradayızdır sürekli. Gelmelerini tavsiye ederim. Manavgat'ı da turistik yerlerine gidebilirler. Antalya bambaşka ya memleketimiz. Canımız bizim. Memleketinizin olmasının ötesinde gerçekten çok güzel bir şehir değil mi Antalya? Evet. Cennet yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi gezmeler dilerim. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Evet, tuttuk, başardık sonunda. Sonunda başardık. Biraz hareket. İlk yengecimiz değil mi? Aynen, bugün ilk yengecimiz. Wow, rengi mavi. Aynen, mavi. Renkler değişiyor mu? Değişir. Kırmızı olur bazıları, kral yengeçler. Bunlar mavi yengeç. Çok bunlar güzel. Marinalarda kullanıyorlar hep. Biraz pahalıdır. Öyle mi? Aynen. Aa, açtı makaslarında.
Bu arada onu tuttuğu zaman asla elle açamazsınız. Öyle mi? Kolunu kopartır yine bırakmaz. Kendi kolunu kopartıyor genelde. Ve kolsuz yani, yaşamaya devam edebiliyor. Evet, kolsuz yaşamaya devam ediyor. Hatta aşağıda bayağı bir kolsuz oluyor genelde. Dokunmak ister misin? İstemem. Normal taşa dokunur musunuz gibi bir hissiyatı aynen var. Ayağımız şey uğurlu geldi. Vallahi evet, çok öyle oldu biraz. Ne güzel. Abi çok elini şey yapma da kapmasın. Ya hadi kolay gelsin. Sağ olun. Daha sağ olun çok tutun inşallah. İnşallah. Sağ olun. Evet efendim, yat limanına geldiğinizde böyle bir deniz turu atın bence. Burada çok güzel korsan gemileri var. Bu gemilere binerek Antalya'da Akdeniz'i gezebilirsiniz. Kıyılarında durabilir ve güzel manzaralar yakalayabilirsiniz. Hemen buradaki korsan gemileri hakkında bilgi almak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim. İşlerimiz de güzel. Memnunsunuz. Memnunuz. Yani sezon yavaş yavaş açılıyor. Hani kış aylarında tabii biraz yavaşlıyor ama sezon açıldığı zaman da geçtiğimiz sezonda iyi olduğu gibi bu sezonda ümitliyiz yani. Ya buradan çıkıyoruz. Kaleiçi Yat Limanı'ndan start veriyoruz. Minyatür Şelale, Hıdırlık Kulesi, Dilek Taşı, hani korsan mağaraları, çevre gezisi bu. 45 dakikalık bir tur. 2 saatlik turumuz da oluyor. O da Düden Şelalesi'ne gidiyoruz. Ortalama 1,5 ila 2 saat arası sürüyor. Bir de 6 saatlik turlarımız var. Buradan 11'de start veriyoruz. 5'te dönüş yapıyoruz. Yemekli, balık, spagetti, salata, meyve. Toplam 4 saat mola, 1 saat gidiş, 1 saat dönüş. Yani toplamda 3 tane turumuz var standartında. Yemek menünüz de var. Tabii tabii. 6 çok güzel. Turlarda, aynen. Yazın yani en eğlenceli turu oluyor zaten. Hani bütün günü değerlendirebiliyorsunuz. Turistlerin ilgisi nasıl peki? Yani yazın bayağı iyi ya. Hani hem yoğun oluyor, turistler de devamlı tabii memnun kalıyorlar yani. Yerli turistlerin ilgisi ne kadar? Şöyle söyleyeyim, 12 ay boyunca burada, hani diğer limanlarda 6 ay sürer. Bizde 12 ay boyunca devamlı burada bir hareketlilik var. Bu da büyük çoğunluk devamlı yerli turistlerden aslında. Çok eğlenceli geçiyor, görüyorum, duyuyorum seslerini gemilerin. Evet. Şarkılar eşliğinde. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Ne kadar peki ücreti? Ortalama bir ücret verebilir misiniz? Artık zaten biz kooperatif olduk. 45 tekne birlikte çalışıyoruz. Hani önceden tek çalışıyordu herkes, münferit çalışıyordu. Bu da tabii bir rekabet doğuruyordu. Artık öyle bir rekabet yok. 45 tekne birlikte huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda fiyatlar da standart. Tabii yazın galiba ekstra bir zam gelecek. Şu anki fiyatımız 1 saatlik tur 15 lira kısa tur. 2 saatlik tur mesela 30 lira şelale olan. Yemek turu da 85 lira. Ha, bu hani ufak tefek bir zam olabilir büyük ihtimal. Evet, değişebilir yaz döneminde. Yani. Ha, yaz döneminde değişebiliyor evet. Ama genel olarak artık herkes birleşmiş tabii, durumda. Tabii tabii. Buradan zaten hani gişelerden geliyorsunuz artık biletinizi alıyorsunuz. Hı-hı. Eskiden böyle değildi. Hani eskiden bir insanlar çekinerek geliyordu buraya. Ama şimdi öyle değil. Yani çok çok iyi oldu. 3-4 tane standımız var. Standdan standart fiyatla bilet alıyorsunuz standdan. Bence yat limanına geldiğinizde buraya uğramadan, bir deniz turu yapmadan geçmeyin. Evet, yat limanına geldiğinizde restoranlardan çayınızı kahvenizi içebilirsiniz ve manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Şimdi panoramik asansörün önüne geldim. Çok sıra var. Ben de sıraya gireceğim. Umarım sıra bize de gelebilir ve biz de biner size gösteririz. Yabancı turistin ilgisi çok büyük. Evet, asansörden çıktık, çıkarken çekimimizi de yaptık. Şimdi bir manzaraya buradan bakalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız?
Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ederim. Nasıl, güzel mi manzara? Çok güzel gerçekten. Antalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi olabilir. Antalya'da başka nereleri gezmeliyiz? Vallahi ben de yabancıyım, bilmiyorum ama işte buraları falan, kale içini biliyorum sadece. Nerelisiniz? Tekirovalıyım ben. Öyle mi? Gezmeye geldiniz. Evet, evet öyle. İlk gezdiğiniz yer burası mı oldu yoksa Dedeman taraflarına da gittiniz mi? Gitmedim. Nasıl, çok güzel değil mi? Kale içine gittiniz mi? Gittim. Gerçekten çok güzel yerler yani. Hava da çok güzel. Evet, çok, çok güzel bir seyir terası olmuş. Evet, teşekkür. Belediyemize teşekkür ediyoruz teşekkür buradan. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi gezmeler. Teşekkür ederim, iyi günler. Hoşçakalın. Evet, merhabalar. Merhabalar. Size de merhaba diyelim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gelmişiz gezmeye. Evet, havanın güzelliğini değerlendirelim istedik. Aha, havalar çok güzel, çok güzele doğru gidiyor. Antalya'da artık yaz günleri başladı. Evet, havalar ısınmaya başladı. Aynen. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladı. Aynen. Nasıl manzara? Manzara çok güzel. Buradan bakınca daha da bir güzel. Değil ama yaklaşıldığında şey daha da güzel oluyor. Evet, aynen öyle. Antalya'da, Antalya'ya gelince gezilmesi gereken yerler hakkında bize tavsiyelerde bulunabilir misiniz? En beğendiğiniz yerler nereler olmuştu? Antalya'nın her yeri güzel. En güzel yeri de burası. Biz Kurşunlu'danız. Kurşunlu Şelalesi de çok gezilmeye değer bir yer. Evet. Düden Şelalesi de öyle. Evet. İlçeler de güzel. Kumluca, Finike, Serik. Yani açıkçası bana en güzel gelen yer Kaleiçi bölgesi burası. Burası. Tarih kokuyor resmen zaten. Evet, üç kapılar burası. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi gezmeler dilerim. Biz teşekkür ederiz, size de iyi. Sağ olun, teşekkürler. Evet, buraya geldiğinizde manzaranın tadına varmak için, daha yakından görebilmek için buraya 1 lira atıyoruz ve dürbünle Antalya'nın her yerini görüyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkürler. Evet, yat limanından panoramik asansöre bindik. Manzaramızı da gördük seyir terasında. Çok güzeldi. Asansörden çıktıktan sonra bizi Cumhuriyet Meydanı karşılıyor. Burada da bir program yapmıştık zaten daha önceki programlarımda. Bugün Sokak Konuşuyorum artık sonuna geldik. Bir sonraki programda daha güzel yerlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.